Canlarım selam, ben Emre Hocanız, kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayar mal etkileşimli limit süreklilik fasikülünde arkadaşlar. Gelişim kontrol testi 4'teyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonları için bu limit x 2'ye gittiği zaman buranın sonucunun 17 olduğu bilinmekteymiş. Şimdi buna göre bu limitin değeri kaçtır? Arkadaşlar biz burada x yerine 2 yazarsak aslında bu ifade şuna döner. Limit x 2'ye gittiği zaman 2 tane parantez içinde f eksi g gelir. X'lerini yazmayalım arkadaşlar. Şimdi şurada dikkat edersen 2 yazarsan 4 geldi. 1 ile topladım 5 geldi. Karşıya gönderdin 12 geldi. O zaman limit x dediğin ifade 2'ye gittiği zaman buranın sonucu aslında fx eksi gx dediğimiz ifade 6'ya eşitmiş. Geldin sen burada g eksi f'i bulmak istiyorsun. Sen burada g eksi f'i bulmak istiyorsun. O zaman burası eksi 6. Çünkü f eksi g 6 ise g eksi f eksi 6'dır. 2 yazarsan artı 4 eksi 1 gelir. Sonuç olarak eksi 7 artı 4'ten cevabın eksi 3 yani b şıkkı çıkar. Güzel insanlar. Geçtik ikinci sorumuza. Şimdi burada bir parçalı fonksiyonun var ve 3'teki limitin sonucu 15'miş. 3 de senin kritik noktan. Mecburen sağdan ve soldan bakmak zorundasın. O zaman 3'e sağdan yaklaştığım zaman tabii ki şurada işlem yapacağım. O zaman 3 yazarsam burası 3n eksi 6 geldi. Bu ifade işte 15'miş. 3n buradan 21. N dediğin sayı kaç geldi? 7 geldi. Hemen bunu yazdım. Şimdi 3'e soldan yaklaştığın zaman tabii ki burada işlem yapacaksın. 3m artı 3 eşittir 15. 3m eşittir 12. M sayısı buradan kaç geldi? 4 geldi. M ile N'nin toplamını sormuş. Cevap da 11. B şıkkı gelir. Geçtik 3. sorumuza. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz güzel insanlar? Tabii ki x yerine 8 yazdığımız zaman alt tarafın 2 karekök 2 olduğunu gördük. Üst tarafın da 0 olduğunu gördük. O zaman cevap bir kez 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Şimdi sizinle birlikte siz buraya 8'den küçük bir değer yazdığınız zaman işaretin eksi olduğunu görmek zorundasınız. Peki demek ki eksi varsa bu dışarıya eksi x artı 8 olarak çıkacak. Geldim buraya 2 karekök 2 eksi karekök x yazdık. 0 bölü 0 belirsizliklerinde arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Tabii ki şu köklü ifadenin eşleniğiyle çarpıp bölüyorduk. 2 kök 2 artı kök x ile çarpacağım. 2 kök 2 artı kök x'i yukarıyla da çarpacağım. Dikkat ettiyseniz alttaki ifade 2 kare farkından dolayı birincinin karesi eksi ikincinin karesi olur. Birincinin karesi 8, ikincinin karesi eksi x. Yani senin şuradaki ifadenin sonucu 8 eksi x geldi. Peki ne yaptık o zaman? Hemen şuna döndük. Limit x 8'e soldan yaklaşırken üst tarafta 8 eksi x çarpı 2 kök 2 artı kök x bölü 8 eksi x geldi mi geldi. Gerisi çocuk oyuncağı. Bunlar birbirini götürdü. 8 yazarsan 2 kök 2 artı 2 kök 2'den cevap 4 kök 2 yani B şıkkı gelir. Geçtik 4. sorumuza. Şimdi soruya baktığım zaman bu tip sorularda lütfen önce ifade çarpanlara ayrılıp sadeleşen bir ifade varsa onları halledin. Burası 2 kare farkından x eksi 2 çarpı x artı 2 geldi mi geldi. Burası ise güzel insanlar x eksi 4 çarpı x eksi 4 geldi. Şimdi canlarım güzel insanlar bunlar birbirini götürsün. Bunlar da birbirini götürsün. O zaman benim fx dediğim fonksiyon aslında şuna döndü. X artı 2 artı x eksi 4'e döndü. Burası ne geldi? 2x eksi 2 çıktı. Şimdi sen x yerine 4 yazarsan şurada 4 yazdığın zaman 8 eksi 2'den 6 çıktı. 2 yazarsan 4 eksi 2'den 2 çıktı. 6 eksi 2 de cevabın 4 yani C şıkkı gelir. Geçtik 5. sorumuza. 5. sorumuz çok güzel bir soru. Gerçekten ben hani bu soruyu ilk çözdüğümde çok hoşuma gitmişti. Dik koordinat düzleminde ADE, BFK, CLM üçgenlerinin birer kenarı x eksen üzerinde olup şurası çok önemli. Bakın sabit olmayan. Yani bu x2 ve y2 bu noktalar fx grafiğin üzerinde hareketli noktalar. Mesela sen burada bir tanesini göstermek istiyorum. Şu üçgeni şöyle de yapabilirsin. Anlaştık mı? Yani C'yi buraya taşıyabilirsin.
Ya da C'yi buraya taşıyabilirsin. Bunların anlamı buymuş yani arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi bu hareketli noktadan anlayacağınız mevzu bu. Bu grafik boyunca C'yi, B'yi, A'yı yer değiştirebilirsin. Mesela sen buradaki A'yı alıp şuraya getirebilirsin. Ya da bu A'yı alıp buraya getirebilirsin. Anlaştık mı? Şimdi ben burada ne yapacağım güzel insanlar? Hemen tabii ki şuradan devam edeceğim. DE, FK, LM uzunlukları birbirine eşit. Yani şu uzunluk DE dedin E olsun. Buradaki FK o da E olsun. LM o da E olsun. Bunların hepsi birbirine eşitmiş. Bakalım burada bir bilgi daha var. A artı B dedin ifade de C'ye eşit. Demek ki bunu da bir yerde kullanacağız. Bu ifadelerden hangileri şimdi doğru? Bakın iyi dinleyin beni. Ben buradaki x2 değerini 3'e soldan yaklaştıracağım. X2'yi 3'e soldan yaklaştıracaksam buradaki şu B noktası ne yapacak? 3'ün solu yani şuraya gelecek. O zaman bu şekil, bu gri üçgen bu hale alacak. Anlaştık mı burada? Burası çok önemli. Bakın, benim yeni gri üçgenim bu yeşile boyadığım üçgen olacak. Burayı kavradıktan sonra diğer şıkları lütfen ama lütfen durdur kendin çöz. Ben şimdi ne yapıyorum? Senin için hemen orayı tekrardan yapıp çözüyorum. Şimdi o zaman B buraya geldiği zaman benim yeni üçgenim bu oluyorsa bunun alanını bulmak için tabanı E, kenarlardan birisi hatta dik kenarlardan birisi E, diğer dik kenarda B. O zaman buranın cevabı ne oldu? E çarpı B bölü 2 geldi. Bakalım şimdi diyor ki CLM üçgeninde alan hesaplayacaksın ama 3'e sağdan geleceksin. Yani senin üçgenin artık bu olacak. Yani şu üçgen gidecek. Onun yerine güzel insanlar bu gelecek. Peki ne yapalım? Hemen tekrardan onu sizin için hesaplayalım. Bu üçgenin alanını hesaplarken nereden faydalanacaksın? Tabanı E, geldim yazdım. Tabii ki yüksekliği C bölü 2. O zaman E çarpı B bölü 2, E çarpı C bölü 2'ye eşit midir? Hayır değildir. Çünkü bunlar sadeleştiğinde B eşittir C geldi. B de C'ye eşit değil. Bak görüyorsun şekil üstünde. O zaman şimdi burayı sildim. Birinci öncülün yanlış olduğunu sana gösterdim. Bu gitti. Geldim ikinciye. Şimdi burada ADE üçgenini hesaplayacağım ya. Eksi 3'e soldan yaklaşıyor. Yani benim bu sarı üçgenim şu hali alacak güzel insanlar. Bakın ne yaptım? A'yı aldım getirdim eksi 3'ün soluna. Bu üçgen buradan dönüştü. Peki buranın alanı ne olacak? Hemen gösteriyorum. Tabanın senin E. Yüksekliğinde tabii ki A. O zaman cevap E çarpı A bölü 2. Geldim E çarpı A bölü 2 yazdım. Ya soru gerçekten harika bir soru ya. Vallahi çok harika bir soru. Şimdi geldim şuraya. Hemen CLM'nin alanını zaten yukarıda hesaplamıştım 3'e sağdan yaklaşırken. E çarpı C bölü 2. 3'e soldan yaklaşırken BFK'nın alanını da burada hesaplamıştım. E çarpı B bölü 2. Acaba bunlar birbirine eşit mi? E çarpı A bölü 2 dediğin şey. E çarpı C bölü 2'den E çarpı B bölü 2'ye eşit mi? Dikkat. Bölü 2'ler hepsinde var gitti. Bölü E'ler hepsinde var gitti. O zaman A dediğin ifade C eksi B mi? At bak karşıya A artı B kaç çıktı? C çıktı. Bunu zaten bana soru vermişti. O yüzden bu doğru. Şimdi geldim şuraya güzel insanlar. Ben şuradaki sarı üçgenin alanını yeşili çizerek yapacağım. İyi dinleyin. Bak yeşili çizerek yapıyorum sizin için. Eksi 5'e soldan yaklaşacağım. O zaman bu sefer bu üçgen buna dönüştü. Anlaştık mı? Burası çok önemli. Bu sarı buna dönüştü. A, D, E üçgeni şurada yeşile boyadığım üçgene dönüştü. Peki bunun alanı ne? Tabii ki tabanın E, yüksekliğin C, E çarpı C bölü 2. Peki 3'e sağdan yaklaştığı zaman bu CLM üçgenin alanı da E çarpı C bölü 2 idi. E çarpı C bölü 2 tabii ki E çarpı C bölü 2'ye eşit olacağı için o zaman sorumuzun cevabı ne gelir güzel insanlar? E şıkkı Erzincan gelir. Benden 5 yıldız alan, 2 tane kalp alan sorulardan birisi. Gerçekten bu kitabın bana göre şimdiye kadar çözmüş olduğum en güzel sorularından birisiydi. Geldik hemen 6. sorumuza. Şimdi
Yine çok güzel sorulardan birisi. ÖSYM bu formatta soru sormayı çok seviyor. Arkadaşlar onun sevdiğini biz de seviyoruz tabii ki. Şimdi sizinle birlikte tabii ki burada ne yapacağız? Önce hissiyatlarımızı çözeceğiz. Sonra tabii ki bunların cebirsel ifadelerini de göstereceğim. Hatta önce cebirsel göstereyim ki mantığı bir hatırlayın. X dediğin ifade eksi 2'ye sağdan yaklaşıyormuş. Yani X dediğin ifade eksi 2'den büyükmüş. Eksi 2'nin sağ demek bu demek. Eksi ile çarparsan eksi x dediğin ifade ne olur güzel insanlar? Eksi ile çarptığın zaman eşitsizlik yön değiştirir. Buna eksi 4 ekledim. Tabii ki şöyle bir şey oldu. Buna da eksi 4 ekledim. Burası eksi 2 oldu. Bak burası eksi 2'nin neyi çıktı? Solu çıktı. Anlaştık mı? Burası benim için çok ama çok önemli. Eksi 2'nin sonunun gelmesi. Geldim hemen şuraya eksi 2 sol yazdım. Burada yapacak bir şey yok. Burası zaten direkt eksi 2'nin neyi? Sağ güzel insanlar. Şimdi x dediğin ifade eksi 1'in solu olduğu için eksi 1'den küçükmüş. O zaman sen buna eksi 1 eklersen buna da eksi 1 ekleyeceğin için eksi 2 oldu. Demek ki şurası x eksi 1 dediğin ifade eksi 2'nin solu çıktı güzel insan. Geldim buraya x küçük eksi 1 ya. Negatif bir sayıyla çarparsan eksi x büyüktür 1 olur. Buna eksi 3 ekleyeceksin. Eksi x eksi 3 dediğin ifade eksi 2'den büyük olacak. Yani şurası da yine eksi 2'nin sağa çıktı. Peki canlarım. Şimdi burada eksi 2'nin sağa demek aslında şöyle bir sayı demek. Eksi 1,9. Eksi 1,9 ile eksi 4'ü toplarsan mesela sonuç ne geliyor? Şunun olduğunu göreceksin. Sen burada mesela eksi 1'in solu demiş ya. Eksi 1'in solu aslında eksi 1,1 gibi bir şey. Eksi mesela bir tanesini göstereyim. Eksi 1,1 ile eksi 1'i toplarsan eksi 2,1 yapar. Bak mesela eksi 2'nin solu. Yani bu şekilde de yapabilirsin. Bir de benim gibi de yapabilirsin. Bir daha şöyle bir yöntem daha var. Hissiyat. Artık zamanla hocam. Ya eksi 1'in solu. Eksi 1 ile eksi 1'i toplarsam eksi 2. Eksi 1'den küçükse eksi 2'den küçük. Hemen öyle de diyebilirsin. 3 şey var. Sana kalmış güzel insan. O zaman ben burayı düzenliyorum. Burası ne oldu? F eksi 2'nin solu. Geldim buraya. M çarpı f eksi 2'nin sağı oldu. Düzgün yazalım. Her şeyi çünkü doğru bulduk. Şurası f eksi 2'nin tabii ki solu. Geldim güzel insan. Burası f eksi 2'nin sağı. Buranın sonucu f eksi 2'ye eşitmiş. Hemen ne yapacağım? Eksi 2'ye soldan yaklaşacağım. Soldan yaklaştım. Sonuç kaç geldi? 3. Buranın sonucu 3. Buranın sonucu 3. Sağdan yaklaştığım zaman yaklaştım eksi 2'nin hizasına geldim sonuç eksi 1. Şurası güzel insan eksi 1 şurası güzel insan eksi 1. F eksi 2 de zaten noktanın olduğu yer o da 1. Geldik şuraya da 1 yazdık. O zaman 3 bölü eksi m sonra geldim buraya eksi 3 yazdın eşittir 1. 3 bölü eksi m eşittir 4. Bu aşağı bu yukarı 3 bölü 4 buradan eksi m aradığım m sayısı eksi 3 bölü 4 gelir. Cevabım B şıkkı geldi. Bir öğrencim şunu sordu. Niye burada içler dışlar çarpımı yapmıyorsunuz? Niye yapayım diyorum. Çünkü sen bunu aşağı gönderdiğin zaman, bunu yukarı gönderdiğin zaman sanki içler dışlar yani çarpım yapmış gibi olursun. Bunu da bileceksin böyle. Geldik hemen 7. sorumuza. Şimdi canlarım burada ne yapacağız? İfadeye baktığımız zaman dik koordinat sisteminde y eşittir x kare artı bir parabolünün grafiği verilmiş. Peki gelin hemen şu noktayı bir hesaplayalım mı? Hesaplayalım. 2 yazarsan 2'nin karesi 4. 4 artı 1'den 5. Yani şurası 2'ye 5. Burası ise dikkat edersen k'ya k'nın karesi artı 1'dir. Bu aradaki mesafe nedir? Tabii ki k eksi 2'dir. Bunların hepsini direkt kendinde yazabilirsin. Peki k 2'den büyük olmak üzere x eşittir 2 doğrusu, x eşittir k doğrusu, o x ekseni, bu doğru, bu doğru, o x ekseni ve burada bunların arasında kalan iki köşesi parabol üzerinde olan yamuksal bölgenin alanı. Yani şuradaki mavi bölgenin alanını FK olarak tanımlıyor. Tamam. K 6'ya gittiği zaman limitin değeri kaçtır? Sen burada K yerine 6 yazacaksın. 6 yazarsan karesi 36. Bir de ekledin 37. Şöyle bir yamuk çıktı bak. İyi dinle beni. Canlarım, güzel insanlar. Şöyle bir şey çıktı. Sen burada 6 yazdığın zaman 6'dan 2 çıktı. Burası 4 çıktı mı çıktı? Şurası da 5, şurası da 37. Yamuğun alanı ne? Çünkü FK demek buradaki yamuksal bölgenin alanı 6 için. Hemen hesaplayalım. Alt taban artı üst taban. Alt tabanın 37, üst tabanın 5 çarpı yükseklik bölü 2. Neydi formül? Alt artı üst çarpı yükseklik bölü 2. 37 5 daha
42. Geldim burayı ne yaptın? 42 çarpı 4 bölü 2'den hemen şurası 84 geldi. Yamuksal bölgenin alanı 84. Sen buraya 6 yazdığın zaman burası da 12. 84'ü 12'ye böldün, cevap da 7 geldi. Çoğu kişi bu soruya baktığı zaman usta öğrenci direkt sanki böyle 0 bölü 0 belirsizliği varmış gibi bir kavrama gidebilir ama burada o soru tarzından değildi. Geldim 8. soruma. Şimdi arkadaşlar bakın ben bu soruyu gerçekten ama gerçekten görür görmez o kadar çok hoşuma gitmişti ki. Şimdi size sebeplerinden bahsedeceğim. Burada bize o kadar çok farklı şeyleri vurgulamaya çalışıyor ki yazar. Mesela ifadelerde 3. maddede acaba burada limit yokken buranın limitinin sonucunun bir gelme ihtimali var mı? Ya da parçalı fonksiyonlarda bak burada sonuçta bunun sol limiti -4, sağ limiti 4. Bunlar birbirinden farklı değerler. Yine aynı şekilde burada birbirinden farklı değerler. Hiç limit yokken f ve g'nin acaba burada bu sonuç bir gelebilir mi? Bunu öğretmeye çalışıyor. Ben sizin yerinizde olsam şuna gelir koskocaman bir tane kalp koyarım arkadaşım. Koyarım. Çünkü önemli bir soru çeşidi. Şimdi gelin arkadaşlar teker teker bakalım. Şimdi x 2'ye gidiyor ya. 2 burada hem bunun hem de bunun kritik noktası. Kritik noktalarda sen mecburen soldan ve sağdan bakmak zorundasın. O zaman önce gelin 2'ye soldan bakalım. 2'ye soldan baktığın zaman f'in sonucu kaç geldi? Eksi 4. Hemen geldim yazdım. Şu an bunu yapıyorum direkt f bölü g'yi. 2'ye soldan yaklaştığım zaman 2 eksi 6'dan burası da eksi 4 geldi. Sonuç 1 çıktı. Şimdi geldim buraya. Limit x 2'ye sağdan yaklaşacak. 2'ye sağdan yaklaştım mı? Bunun sonucu 4. Geldim yazdım. 2'ye sağdan yaklaştığım zaman g'nin sonucu 4. Geldim yazdım. Sonuç 1 çıktı. Demek ki burada bakın neyi öğrendiniz? Çok güzel bir şey öğrendiniz. F ve g'nin 2'de limitleri yokken bunların bölümünün limiti var. Çok güzel bir örnek sana. F ve g'nin x eşittir 2'de limitleri yokken f bölü g'nin x eşittir 2'de limitleri var. Bu benim için çok güzel bir şey. Hemen 1'e tik attım. Geldim buraya. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada f fonksiyonunu bu şekilde yazmış. Gelin biz de hemen yazalım. Ama x parantezini alarak tabii ki x eksi 2 şeklinde yazdım. Geldim buraya. G fonksiyonunu ne yapacağım? Tabii ki uyanıklık yapacağım. X'e x yazdım buraya. Şurası da 6'ya eksi 2 çarptın eksi 12 topladın ortadaki 4'ü verdi. G'de ne oldu? X eksi 2 çarpı şuradaki x artı 6 bölü x artı 2. Şimdi bu senin f fonksiyonun gösteriyorum. Bu senin f'in. Bu da senin tabii ki g fonksiyonun. Şimdi burada limit x kaça gidiyordu? 2'ye gidiyordu. Ne yapıyorsun? Tabii ki belirsizlik yapan şeyleri sadeleştiriyorum. Burası o zaman birinci ifadeyi aynen alıp şu ikinci kırmızıya boyadığım yeri de ters çevirip çarpacağım. O zaman burası x artı 2 bölü x artı 6 geldi. Gelin sizinle birlikte şimdi 2 yazalım. 2 yazdın. Burası 2. Burası 4. Burası 8. 8 bölü 8'den bak 1 çıktı. Demek ki burada da yine limit var. Peki ne yaptık? Burada da 0 bölü 0 belirsizliğini hissettik ve oradan faydalandık. Geldik 3.'ye. 3.'ye hiç bakmama gerek yok. Niye bakmama gerek yok hocam? Çünkü burada f'in limiti var. Bakın f'in limiti var. Anlaştık mı? G'nin limiti yok. G'nin limiti yok. Burada bu f bölü g'nin limiti yoktur. Peki ispatlayalım da. İspatlayalım. Ezbere hiç yapmayalım. Ben sevmiyorum çünkü ezbere iş. Gelin f bölü g'ye 2'ye sağdan yaklaşalım. Şimdi 2'ye sağdan yaklaştığın zaman f'de sonuç ne geldi? 4. Burada 2'ye sağdan yaklaştığında sonuç kaç geldi? Eksi 4. Böldüğün zaman kaç çıktı? Eksi 1. İyi burada zaten 1 olacaktı. Hiç gerisine bakmana bile gerek yok. Üçüncü öncül yanlış. Cevabın C şıkkı 1 ve 2 geldi. Şimdi geldik bizim o meşhur bileşkelerimize. Bileşkeyi sever miyiz? Severiz. Bileşkeyi severiz güzel insanlar. Burada eksi 5, 7 kapalı aralığında. Tabii 7 kapalı, eksi 5 açık. Tanımlı bir fonksiyon var. Bu eksi 3'e soldan yaklaşacağım. Burada da eksi 4'e soldan yaklaşacağım. Bakın iyice hatırlayın bunları. 3 tane f var. Birinci de f. Sonra bir daha f. Sonra bir daha f. Ne yapıyorum? Eksi 3'e soldan yaklaşıyorum. Bak güzel insan. Şöyle parantezlerimizi de kapatalım. Acemi gibi davranmayalım. Şimdi eksi 3'ün burası. Eksi 3'ün solu tabii ki burası. Grafik boyunca yaklaştın yaklaştın hizaya geldin. Sonuç kaç çıktı? 3 çıktı. Geldin şuraya hemen ne yapıyordun? 3 yazıyordun. Ama
3'ün neresi? Bak ona nereden karar veriyordun? Şuradan. Yaklaştığın süre boyunca hep 3'ten küçük değerlerle yaklaşıyorsun. O yüzden burası 3'ün solu yine. Anlaştık mı? Şimdi burası f bileşke f3 sol oldu. Geldim hemen yazdım. 3'ün solu neresi güzel insan? Tabii ki 3'ün solu burası. 3'e soldan yaklaştığın zaman geldin yaklaştın cevap kaç çıktı? 3 çıktı. Geldik hemen buraya yine 3 bulduk. Acaba şimdi neye bakacağız? Tabii ki bak yine yaklaşıyorsun ama yaklaştığın yerlerde hep 3'ten küçük sayılar. Bak burası 3'ten küçük yerler. O zaman yine 3'ün solu. 3'ün solunda zaten 3 bulmuştum. Birincinin cevabı 3 geldi. Bunu yazdım. Şimdi güzel insanlar neredeyiz? Tabii ki buradayız. Kaç tane var? Yine 3 tane var. F bileşke, F bileşke, F. Bu sefer eksi 4'ün tabii ki solu. Eksi 4'e soldan yaklaşıyorum. Eksi 4 neresi? Burası. Eksi 4'ün solu burası. Sonuç kaç geldi? 1. Hemen geldim buranın sonucunu 1 buldum. Ama yaklaşmalarda hep bak birden küçük değerlerle yaklaşıyorum. Mesela burası 0,9. Burası 0,8. Burası 0,7. Yani burası 1'in solu olacak. Hemen geldim yazdım. O zaman f bileşke f1 sol. Geldim 1'i buldum. Evet 1'in solu tabii ki burası. 1'e soldan yaklaşıyorum. Yaklaştım. Hatta maviyle yaklaşayım. Yaklaştım yaklaştım durdum. Cevap kaç çıktı? 3. Geldim buraya 3'ümü yazdım. Ama dikkat. Hangi değerlerle yaklaştın? Yaklaşma boyunca bak dikkat et. 3,1, 3,2 yani 3'ten büyük değerlerle yaklaşıyorsun. Burası da 3'ün tabii ki sağ olacak. O zaman 3'e sağdan yaklaştığın zaman yaklaştın. Cevap kaç çıktı? 1 çıktı. Burası da 1 geldi. 3 artı 1'den cevap da 4 yani Bursa çıkar. Güzel insanlar buradan Bursa'daki arkadaşlarımıza da selam olsun. Hemen ne yapıyoruz? Bir sonraki testte görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.